Merhaba sevgili izleyiciler. 14-20 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet hafta genelinde Güneş, Mars, Aslan burcunda ilerliyor. Yaratıcılığımızın, yaşam enerjimizin yüksek olduğu bir hafta. Bir yandan da Güneş yeni aya doğru ilerlerken geçmişle ilgili konularda da bazı kapanışlar hissedebiliriz ve yeni konulara doğru bir ilerleme enerjileri artabilir bu süreçte. Aslan burcu özellikle yaratıcılığımızın yüksek olduğu bir dönemi işaret ediyor. Tabii ki bir şeyleri yapmak, kendimizi ifade etmek, yeteneklerimizi öne çıkarmak, dikkat çekmek, takdir edilmek isteyebiliriz. Başarı konusunda daha hırslı olacağımız bir dönem. Bunun için kuşkusuz bazı imkanlar da karşımıza çıkabilir, fırsatlar da karşımıza çıkabilir. Venüs'ün Yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Venüs özellikle duygusal hayatımız, ilişkilerimizle ilgili konularda biraz daha anaç, güvenlik, sevgi, şefkat gibi konuları öne çıkarıyor. Aile temaları bu dönemde daha fazla önemsenebilir. Evlenmek, aile kurmak, çocuk sahibi olmak, ev almak, yuva gibi kavramlara Venüs Yengeç burcundayken daha fazla yönelebiliriz ve daha da keyif alabiliriz. Merkür retrosu başladı. Evet, haftanın önemli gelişmelerinden birisi. Hafta başında başlıyor Başak burcunda ve 20 gün Merkür retrosu devam edecek. Tabii Merkür'ün retro olduğu dönemler, yılda yaklaşık 3-4 kez bunu yaşıyoruz. Günlük hayatımızda özellikle her türlü iletişimde daha dikkatli olmamız gerekecek. Zihinsel konularda da biraz daha böyle yavaşlamalar, tıkanıklıklar olabilir. Başak Burcu'dan eğitim konularını, sağlık konularını, günlük hayatımız, iş hayatımız, mesleğimizle ilgili konuları öne çıkarıyor. Bu dönemde hani geçmiş konularla ilgilenmek, eksikleri tamamlamak belki daha doğru olabilir. Hani yeni bir şeye başlamaktan ziyade hani geçmişle ilgili konuları ele almak bize daha fazla fayda verebilir ki retro aslında bunları da bir şekilde karşımıza çıkarabilir. Bir fırsat, bir ikinci fırsat bize verebilir. Bazı ilişkilerimizi tekrar gözden geçirebiliriz. Yarım kalmış bazı işlerimizle tekrar uğraşabiliriz. Yarım kalmış eğitimlerimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bazı nostaljik etkiler, sürprizler de karşımıza çıkarabilir. Uzun süredir görmediğimiz kişiler karşımıza çıkabilir. Eski ilişkilerimizde tekrar görüşme, tekrar onları belki ele alma fırsatı bulabiliriz. Bu süreç özellikle iletişim cihazlarına dikkat etmek gerekiyor. Ulaşımda, trafikte dikkat etmek gerekiyor. Seyahatlerde özellikle her türlü seyahat konusunda da daha dikkatli, daha temkinli olmamız gereken bir dönemde olacağız sevgili izleyiciler. Hazırladığımız haftalık videoları lütfen öz burcunuzla birlikte yükselen burcunuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.